أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz kardeşlerim, bugün cuma vaktinde bendeniz hutbede, hutbe okurken camimizin avlusunda bir silah patlatma olayı gerçekleşmiştir. Tabii bu hususla ilgili emniyet güçlerimiz, devletimizin birimleri şu anda alanda çalışmaktalar. Öncelikle Gazze'de insanlık ölürken bizim böyle bir gündemle meşgul olmamız, edilmemizin ne kadar acı olduğunu ifade ederek ve de bilhassa oradaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek bir açıklama yapmak ihtiyacı hissetmiş bulunuyorum. Olayın bir noktasını açıklamak istiyorum. Burada yaşanan bu hadise bugünün hadisesi değildir. Cemaatimizdeki 3-5 aydan beri, belki Efendimiz'in vefatından beri yaşanan, birilerinin sürekli kaşımasıyla, tahrikiyle oluşan bir süreç ve netice bu tatsız hadise yaşanmıştır. Bir hususu altını ve üstünü çizerek ifade etmek isterim ki bu olayda kesinlikle olayın diğer tarafıyla bizim herhangi bir kamuoyunda, bazı medya mecralarında yazıldığı, söylendiği gibi ticari bir husus asla söz konusu değildir. Bu silahı patlatan gencin babasını şu anda görsem tanımam. Belki 15 senedir, belki 20 senedir onu görmüş değilim. Oğlunun zaten böyle bir oğlu olduğunu da bilmem ve bu kişiyle, yani silahı patlatanın babasıyla hiçbir alışverişim olmamıştır. Şu anda iş biraz böylece başka mecralara çekilmeye çalışılıyor. Olayın alışverişle, ticaretle, böyle kişisel efendim bir hususla alakası yoktur efendim. Olay tamamen bugüne kadar yaşanan sürecin bir neticesidir. Burayı gözden kaçırmamak lazım. Yapılan tahrikler televizyon ekranlarında ve medya mecralarında söylenenler ve yazılanların getirdiği bir neticedir bu. Bundan hiç kimse kaçamaz. Ama şahsımla alakalı hususu bir kez daha altını üstünü çizerek ifade ediyorum ki o kişiyle belki 20 senedir görüşmüş değilim. Şu an görsem tanımam. Asla ve asla bir alışveriş, bir alacak verecek meselem yoktur. Kaldı ki bu kişinin bundan evvel Efendimiz'in oğlu Ahmet hocamızın ismini anarak, Efendimiz'in torunları, hatta Efendimiz'in ailesinin hanım fertlerinin bile ismini anarak çektiği ve medyaya attığı konuşmaları vardır. Bundan 3-5 ay evvel şahsımla ilgili de böyle hakaretler ve küfürler ihtiva eden konuşması var ve bunun için de biz kendisini mahkemeye verdik. Bizim yani başka yapacağımız bir şey yoktur. Hukuki yolu takip ediyoruz. Meşru yolda yürüyoruz. Hakkımızı devletin mahkemelerinde arıyoruz. Tekrar ediyorum, bu şey asla kişisel bir olay değildir. O kişiyle 20 senedir karşılaşmış değilim, konuşmuş değilim. Şu anda görsem tanıyamam. Bu açıklamayı böyle 3 kez tekrarlayarak yapmak ihtiyacı duydum. Çünkü birileri sebep oldukları bu sonucun faturasından, hukuki sorumluluktan kaçmaya çalışıyor ve işi sulandırmaya çalışıyor. Hayır efendim, olay tamamen yaşanan sürecin bir neticesidir. Bunu kamuoyuna, siz kardeşlerime en derin hürmetlerimle, saygı ve sevgilerimle arz ve beyan ederim. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.